Hepinizi canından yürekten selamlıyorum. Burası Diyanet Kurumuz Alev Hareketi'nin Alevi Topluluğu'na demokrasi güçlerine ilme kazandırsın, güç versin, enerji versin. 1988 derneğimizin kurulduğu yıl ben Hamburg Alevi Kültür Merkezi'nin kurucuları içerisinde yer aldım. Yaklaşık 34 yıldır bu hareketin içerisindeyim. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de son 7 yılda Türkiye'deyim. Ben de bir kurucu ve arkadaşlarım dinselliğinin ötesinde ben önümdeki bir yıl Aleviler açısından ölüm kalım yılı olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki bir yıl tekrarlıyorum Aleviler açısından ölüm kalım yılı. Bu cumhuriyetin bütün eksikliklerine rağmen hepinizin de yıllarca maruz kaldığınız katliamlardan dolayı eleştirdiğiniz Koçgül'den, Dersim'den, Maraş, Çorum, Gazi, bütün katliamlar bu süre içerisinde gerçekleşmiş olmasına rağmen. Önümüzdeki bir yıl bu topraklar üzerinde yaşayan biz Aleviler arasından bir dönüm yılı olacak. Eğer mevcut faşist iktidar, Yezid iktidar bir yıl sonra da iktidarını sürdürdüğünde bu topraklarda bizim Alevi olarak, Kızılbaş olarak inanç ve öğretimizi, felsefemizi özgürce yaşayabilme şansımız olmayacak. Diyeceksiniz ki bugün özgür müyüz de bir sene sonra olmayacak diyorsunuz. Bunu en azından genel kurulu yapıyoruz. Ve iki yıl sonra bu Yezid zihniyet iktidarı sürdürdüğünde bu salonlarda genel kurulu yapacağımıza inanmıyorum. Yani bir karamsarlık atmosferi yaratmak için söylemiyorum. Bütün ömrü en karamsar atmosferlerde mücadele eden bir arkadaşımız olarak söylüyorum. Bugün de Almanya'da çifte vatandaşlığı olan bir arkadaşımız olarak geri yıldır Türkiye'deyse ve her gün bir eylemdeyse bu karamsarlığa teslim olduğunu değil, tersine umudun da bir yansıma olduğunu algılamalı. Ama hiç de öyle sevdi arkadaşlar. Her şey tükür tükür yürüyor. Bir yıl sonra konulacak sandıkta da bu Yezid iktidarından zihniyetten kurtulacağımız gibi bir yaklaşım bir aymazlıktır. Sahtelik bir yaklaşımdır. Dolayısıyla biz Alevi kurumları, Alevilerin kaderini hiçbir şekilde siyasi partilerin, onların liderlerinin ve yöneticilerinin iki dudağı arasına bırakamayız. Alevi toplumun kaderi bu kadar sıradan bir şekilde birilerine havale edilmez. Ve mevcut Alevi kurumları sadece kurumlarımızı Alevilerin cenazesi kaldırır sadece 40 toplası veren sadece cep yapmakta sınırlayan bir zihniyet bu Yezid zihniyetinin kurumlaşmasına seyirci kalmasına hizmet eder. Buna hakkımız yok bizim. Bu nedenle de siyasi partiler bir tarafa bırakarak biz Alevi kurumları bu noktada bir sultan önemli. Bakınız Türkiye'de benim iyi olduğum tek örgütlenmedi tüm sultan örgütlenmesi. 93 Manama katliamı olmuştu. İş hafta sonra burada gündem. Avrupa ile Türkiye'nin hiçbir ilişkisi yok. Ve buraya kadar işte Avrupa aileler var mı onu da bilmiyorlar. O günden bugüne tek üyesi olduğum örgütlenmedi tüm sultan örgütlenmesi. Bu kapsamda mevcut örgütlenmeler içerisinde hiç değilse tam pandemi dönemi sürecinde Ankara'da olmamdan dolayı gelenlerde gittiğinde Ali Başkanımızı, Özgür Başkanımızı, diğer arkadaşlarımızı her fırsatta o kurumu ayakta tutma noktasında fedakarlıklarıyla gördük ama siz bir işin içindesiniz. Son birkaç yıl arkadaşlar Türkiye'de Alevi hareketi altı pozisyonda. Gündemde de yeni bir özelliği yok. Sürece kendi cephesinden, Alevilerin cephesinden öncülük yapacak bir ruh hali yok. Mevcut siyasi partilerimizi kurtaracak, bir yıl sonra biz tutarak oluşacağız diye bir psikoloji var. İtiraz ettiği nokta bu. Kimse bizi kurtaramayacak ve bir yıl sonra bu Yezid iktidar egemenliği sürdürdüğünde üzülerek söyleyelim size Almanya'ya görüyorum ben ağırlıkta bütün inanlılar 78 sonrasında canlar kurtarmak amacıyla bugün gelin Avrupa'ya taksi şoförü yapalım. Profesörü, bilim adamı, akademisyenleri, ekonomik durum çok iyi olanlar taksi şoförü yapalım. Başka bir iş yapacak uğraşmalıdır iş.
bir tane bir toplumun kaderini bu şekilde. Bir yıl sonra mevcut milletimizin düşmanlığını görüyorsunuz. Daha iki gün önce genel merkeze yönelik bizzat fiilen devletin onun başındaki sorunsuz katilin organize ettiği içerilerin bir partinin genel merkeze nasıl yaklaşımını görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar demokrasi ismi hakkında bu süreç içerisinde bizim bu tehlike karşısında alev hareketi olarak seferberlik ilan etmemiz gerekir. Mevcut siyasi partilerin hiç ayrım yapmaksızın. Burada bir siyasi parti içerisinde ama ben siyasi parti kimliğinde değil. 35 yılı bu harekete veren bir arkadaşımız olarak konuşuyorum. Bizim ayrım kurumları özellikle sizler alev hareketi içerisinde Pir Sultan Mevlütlüğü damarı bulunduğunuz bütün şehirlerde, ilçelerde demokrasi güçlerinin bütünü kucaklayacak. Aynı toplumun bütünü kucaklayacak bir mücadeleyle, bir ruhla bu bir yıl seferberlik sürecini bizim kendi lehimize çeviriyoruz gerekir. Yoksa öbür türlü egemen zihniyetimize empoze ettiği gibi ana merkezinin siyasetinde ne alakası var? Biz siyaset örgütüyüz. Son dönemde faşist zihniyetin, yeni zihniyetin alev hareketine egemen kıldığı zihniyet bu. Kardeşim siz ne işiniz olmuşlar? Niye? Kendi egemenliği devam etsin. Kendi emeklerinin iddiasında teslim olsun diye bu ortaçağ zihniyetimize egemen kılmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz Alevi Kalabeyi yönetmek için bir yıl sonra Alevi Kızıl Aşkarabeyi için onun gerek gücüyle o gün bugün cemevelerde dolaşarak kendi ailesini yarattığı potansiyeli kastetmiyorum. Ama bunun gerçek anlamda bir sultan yolundan kendi olarak bir çarşıya yönetmek için Alevi Hareketi olarak bu zihniyeti araştırmaya etmeyi Alevi Hareketi'nin birinci önceliği olarak görmemiz lazım. Alevi Hareketi'nin bugün başka birinci önceliği yok. Bu yedi zihniyeti devam ettiği sürece cep yapamazsınız. Bu yedi zihniyeti devam ettiği müddetçe alevi kültürüne, felsefesine hizmet edersiniz. Çünkü bir yıl sonra aynen İran gibi egemenliğine ilan ettiğinde bu topraklarda alev olarak yaşam hakkını sağlayacak. Ve bu ancak potansiyelin başında aynen geliyor. Bugün görüyoruz tarihsel kimlerin en defterli hale getirdiklerini. Bu anlamda ben Hürri Sultan Örgütlüğü'nü ayrılar getirdiğince gerçekten bizden sonraki geleceğimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın da bu yolu yaşatabilmesi için birinci öncelik olarak bütün demokrasi güçleriyle, ayrı toplumuyla kenetlendiği bir süreci ilmesi gerektiğini inanıyorum. Şunu da ifade edeyim. Her ne kadar iki genç başkan adayımız, ikisi de bizim kardeşlerimiz. Devrimci ruhlarla gerçekten seçildiklerinde ayrı toplumuna hepimizin onun duyacağı hizmet yapacaklarına ve adım inanıyorum. Biz de yakına tanıyorum. Ama bu yöntem sakat bir yöntem. Bu yöntemin ayrılıkla uzaktan yakına alakası yok. Liste seçimi taşıdan bir yaklaşımdır. Dayanıp da yaklaşımdır. Ayrı toplumun liste savaşı değil. Şu genel kurulda bu genel kurul mücadelesi kim yönetimine layık görüyorsa onu seçebilecek bir gelişim de olması gerekir. Tutuk atlıyorum ben size. Avrupa Hareketi'nde 25 yıl kuru uzadır. Ve Avrupa Hareketi'nde sandık yok. 15 yıl genel başkanlığı yaptığım bu operasyonda sandık yok. Öğretim sandığı yasa sanıyorsa bu sorun ben sorumluyuz. Böyle bir ölüm tanım sürecine girişle ne demek bir liste şimdi toplamı şöyle kalacak. Böyle bir soru değil mi? Biz canız, bütün korkanlar sevgili canlar da istek ediyor. Ama seçerken canlarını arıyorsunuz, bilmem ne için, bilmem başka bir için. Alev öğretisi için söylüyorum. Genelde Türkiye'de bu yöntem alev öğretisiyle bağlaşmıyor. Alev değerleriyle bağlaşmıyor. Bizim lisan savaşlarına son verip genel kurulu esas alacağız. Canların birliğini savunacağız. Kim layık görüyorsa bu kadar onlar seçilecek. Biz onları destekleyeceğiz. Bu durumlarda genel kurulu yönetimi sanıyorum. Teşekkür ediyorum. Düşünceleriniz için, deneyleriniz için biz de size teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar.